Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yalova'da ilk kez bir belgesel film festivali düzenleniyor. Bugün birazdan kortej halinde yürüyüşle bu belgesel film festivalinin startı verilecek. Bu festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu festival Yalova'ya sizce neler katacaktır? Öncelikle biz grafik tasarım öğrencileriyiz ve bizler üniversitemizde bu şekilde etkinliklerin olmasından çok memnunuz. Çünkü bunlar bize sadece eğitim hayatına değil sahada da lazım olacak bilgiler ve burada bir sürü yönetmenlerle tanışma imkanı bulduk. Bir sürü ünlü isim geldi, imza günlerimiz oldu. Bu yüzden gerçekten mutluyuz. Biz daha çok organizasyon kısmındayız ikimiz. Bu yüzden mutluyuz, memnunuz. Siz? Ben de yani ilk defa böyle bir çalışmanın içinde yer alıyorum. Gerçekten bence bu çalışma hem öğrencilerin de gönüllülük esasına olarak çalışması, öğrencilerin kendileri bölümleriyle ilgili pekiştirmeler yapmaları çok önemli bir etkinlik oldu ve ilk defa düzenlendiği için de gerçekten hani herkes böyle çok büyük bir heyecanla çalışıyor. Hepimiz. Arka plan kısmı aslında çok daha büyük bir sorumluluk. Gerçekten karmaşık işlerle 16 saattir ayakta kalıyoruz yani 16 saat, 20 saat. Bir sorumluluk var sanırım. Kesinlikle büyük bir sorumluluk, evet. Var ve sandığımızdan aslında büyük bir organizasyon ve biz bunun devamının geleceğini düşünüyoruz. Evet, bu sene düzenledik ama geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz bizler ve hocalarımız. Evet. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Medya İletişim Programı'ndan Gülşah Ferah Polat öğretim görevlisiyim. 8 yıldır Yalova'da ders veriyorum bu alanda. Şu anda da Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali'ni yapıyoruz, düzenliyoruz. Siz de sanırım düzenleme kurulunda mısınız? Yalova Film Festivali düzenleme kurulundayım. Aynı zamanda da değerlendirme jürisindeydim. Çok yoğun bir çalışmanın sonucuna doğru gidiyoruz. İnşallah keyifli ve eğlenceli geçer. Burada hocalarımla birlikte, Türkiye'nin farklı alan, farklı yerlerinden yönetmenlerimizin katılımıyla birlikte, 4 kategori diyelim. Bunları 26 Ekim Cumartesi günü Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre Salonu'nda eserlerin sahipleri ve ödül alanlarıyla birlikte paylaşacağız. Umarım devamı olur. Bu şekilde. Gülşah Hanım, bunu Yalova'da ilk defa düzenliyoruz. Evet. Bunun geleneksel olacağına dair de daha önceden konuşmalar, söylentiler vardı. Evet. Bu konuda peki genel durum nedir? Bu devam ettirilecek mi? Bu bir gelenek haline Yalova'da gelecek mi? Şöyle söyleyeyim, biz hocalar olarak öncesinde hem halkın hem de öğrencilerimizin burada hazır bir laboratuvar alanı kurmaları ve buradan bir temas içinde hem yönetmenlerle hem filmlerle, söyleşilerle birlikte bir temas etmeleri çok kıymetli. Bunun da sürdürülebilirliği bizim açımızdan çok kıymetli. Umarım devam eder. Hem Yalova ili bu konuda değer kazanır hem de üniversite öğrencilerimiz bu alanda kendilerini göstermek için hem teorik hem de uygulama alanında bir kazanım sağlarlar. Yalova'da ilk kez bir belgesel film festivali düzenleniyor. Bu belgesel film festivalinde siz de sanırım görevlisiniz. Bize genel itibariyle hem biraz çalışmalardan hem de bu festivalin Yalova'da düzenlenecek olmasından dolayı fikir ve düşüncelerinizi aktarabilir misiniz? Arkadaş olarak siz konuşacaksınız sanırım. Yani aslında birçok film düzenlendi. Çeşitli AVM'lerde olsun, organizasyon, belediye, belde evleri olsun. İnsanlara biraz daha vizyon ve misyon katma açısından bunun çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Zaten Yalova'da da böyle sık etkinlikler olmuyor. Üniversite öğrencileri için hepimizin film ve dizilere ilgisi var. Dikkatimizi çekti. Valimize ve okulumuza teşekkür ediyoruz bu bağlamda. Böyle bir etkinlik hepimizin çok güzel olacak. Heyecanlıyız, mutluyuz. Teşekkür ederiz. Ve ayrıca bizim için güzel bir fırsat olmuş oldu yani. Hem Yalova halkı için, biraz çünkü biliyorsunuz Yalova sakin bir şehir. Böyle güzel etkinlikler olması biraz güzel oldu. Hem de bizim için şey oldu yani. Böyle ortamı görmüş olduk. Böyle bir tecrübe oldu sanırım. Tecrübe olmuş yani. O yüzden buradan valimize ve hocalarımıza teşekkür ederiz. Son olarak sizden de birkaç cümle alabilir miyiz? Ben de heyecanlı ve mutluyum. Umarım devamı gelir. Hocalarımıza ve valimize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Yasin Yılmaz. Doktor öğretim üyesiyim. Yalova Üniversitesi'nde akademisyenim. Yalova'da ilk kez gerçekleşecek olan film festivalinde düzenleme kurulu başkanıyım. Peki Yasin Hocam, bu film festivali dediğiniz gibi ilk defa Yalova'da düzenleniyor. Daha önce tecrübe edilmemiş bir şey. Bu film festivalindeki önceki çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl hazırlandınız bu film festivali için? Yaklaşık 6 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce bir hayal kurduk. Sayın Valimizin öncülüğünde, rektörümüzün destekleriyle harekete geçtik. Yol belirledik. Önce Yalova'nın ruhuna nasıl bir festivalle gidilebilir diye belgesel üzerinde yoğunlaştık. Yalova'nın ruhuna çok yakın bir konuydu belgesel film festivali. Yalova'da bir sürü hikayeler var. Biz bu hikayelerin
gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Türkiye çapında karşılık bulmasını istiyoruz. Bunları tanıtmayı istiyoruz. Ayrıca bunun dışında da Yalova ile ilgili hedeflerimiz var. Yalova'da İstanbul'a çok yakın, metropol kentlere çok yakın. Buralardan, film sektöründen önemli kişileri Yalova'ya aktarmayı ve burada planlar yapmalarını planlamaya çalışıyoruz. Ve bu potansiyelin Yalova'da olduğunu düşünüyoruz. Ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam etti. Yaklaşık 6 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 770 tane filmin başvurusu oldu. Uluslararası düzeyde başvurular oldu ama biz ilk başta ulusal bir film festivali yapmayı planlamıştık. Uluslararası düzeyde de çok fazla ilgi gördük. Bu bizim çok hoşumuza gitti ve bu potansiyeli ne kadar da doğru bir yol izlediğimizi fark ettik. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ettik. Filmler geldi. Filmlerin değerlendirme süreçleri, ön değerlendirme süreçleri oldu. Orada biz 249 tane ulusal filmi değerlendirmek zorunda kaldık. Onların dışında 3 kategoriden oluşan bir değerlendirme süreci oldu. Birisi Yalova Kültürel Miras ve Tanıtım. Yalova'nın tanıtımını yapmak bizim hedeflerimizden bir tanesi. Kültürel mirasımızı öne çıkarmayı istiyoruz. Bu doğrultuda 3 kategori belirledik. Bir tanesi buydu. Diğer 2 tanesi de ulusal uzun metraj ve ulusal kısa metraj belgesel film yarışmaları. Bu şekilde çalışmalarımızı yaptık. Ön değerlendirme süreçleri oldu. 12 tane kısa metraj, 4 tane kültürel miras ve 10 tane de ulusal uzun metraj belgesel filmi finale kaldı. Finalde gösterimleri olacak. Yalova halkının ilgisi de çok büyük. Biz bu kadar ilgi beklemiyorduk açıkçası. Bunların Yalova'daki sinemalarda ve üniversitenin Mehmet Okul Kongre Merkezi'nde gösterimleri olacak. Bu şekilde bir yol izledik. Yanımızda olan, destek veren, yereldeki ve özeldeki herkese çok teşekkür ederiz. Biz Yalova'nın bütün dinamiklerini bir araya getirdik. Bu sanatın birleştirici gücü. Bu doğrultuda umarım en önemli hedeflerimizden bir tanesi de bunun sürdürülebilirliği. Eğer bu ben tam onu soracaktım. Bu geleneksel olarak düzenleneceği söylenmişti. Devamı gelecek mi? Mutlaka devamını getirmeyi istiyoruz. Bu ilgi ve potansiyel hoşumuza gitti. Devam etmek istiyoruz. Hatta uluslararası düzeyde bir festival yapmak ve Yalova'yı bu sektörün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi düşünüyoruz. Burayı kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Bir büyük bir film platosu olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda umarım sürdürülebilirliğini sağlarız. Sonraki yıllarda da bu şekilde devam eden bir festival olmasını arzu ediyoruz. Bambaşka bir içerik sizlere burada yansıyacaktı ancak
Son anda Ankara'dan gelen üzücü bir haber var. Terör saldırısı sonucu TUSAŞ'ta şehitlerimiz, yaralılarımız var. Terörü lanetliyor, şehitlerimize rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ülkemize ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle programımıza başlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve ülkemiz toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşı için sizleri ayağa davet ediyorum. Buyurun efendim. Ve ödüller alacaklardır. Detaylı etkinlik ve program akışı bilgilerini festival alanındaki broşürlerden veya festivalin web sitesinden takip edebilirsiniz. Festivalimiz boyunca Yalova Üniversitesi'nden ve farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerin katkılarıyla paneller, atölye çalışmaları, gösterimlerin yanı sıra sinema ve belgesele dair derin düşünceleri ele aldık. Belgesel filmler hayatın gerçeklerine dokunur. Her biri derin bir gözlem, incelikli bir anlatım ve insan ruhunun evrenselliğini yakalayan penceredir. Bu festival aracılığıyla sadece kendi içimizde değil, birbirimize kurduğumuz bağları daha iyi anlayacağız. Bu bağlamda festivalimizin teması olarak seçtiğimiz flamingo aslında ne kadar da insanlara benziyor. Pembe renklerini, parlak renklerini çevresinden ve besinlerinden alan flamingolar aslında insanlar gibi çevresinden, ilişkilerinden karakterini ve kültürünü oluşturuyorlar. İnsanların karakterleri, yaşam yolları da çevresinden ve deneyimlerinden, ilişkilerinden besleniyor. Yalova Belgesel Film Festivali bir sürü bu rengin bir araya gelişinin farklılıklar içinde birlikteliğin bir sembolü olarak burada açılışı gerçekleştiriyoruz. Görev bu tür kültürel faaliyetlerde bunu gerçekleştirenlerin yanında olmak, sonsuza kadar da destek vermek. Bundan sonra yapacağınız tüm festivallerde yanınızda olacağız. Yeter ki üstümüze düşen bir görev verirsin bize. Biz her zaman sizlerle yola çıkmaya, sizlere hizmet etmek için hazırız. Aranızda olmaktan son derecede tekrar söylüyorum, gururluyuz. İyi akşamlar diyorum, yolumuz açık olsun. Festivaller bizi birbirimize bağlayacaktır. Bu dostluk ve iletişim
köprüsüne hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Kültüre hizmet etmek, sanata hizmet etmek, yerel yöneticilerin görevi olduğu kadar da halkın da görevidir. Halk festivaline sahip çıkarsa her şey yoluna girer. Festivaller sanat demek, emek demek, onur demektir. Yolumuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Hepiniz Yalova Valiliği, Yalova Üniversitesi ve Yalova'mızdaki diğer bileşenlerin destekleriyle düzenlenen Yalova Belgesel Film Festivali'ne hoş geldiniz diyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Fakat bugün yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün bu kürsüde Çınarcık Belediye Başkanı olarak değil, Yalova Turizm Birliği Başkanı kimliğime konuşmak istiyorum. Herhalde bu salonda bulunan herkes Yalova'nın bir kültür sanat şehri olmasını arzu ediyordur. Bu arzunun gerçeğe dönüşmesi için valiliğimizden belediyelerimize, üniversitemizden yerel sanatçılarımıza kadar birçok dinamiğin katkısı gerekir. Yalova Film Festivali, Belgesel Film Festivali bu katkıların ürünüdür. Hem Yalova'nın sanatsal potansiyelini ortaya çıkarması hem de yerel sanatçılara destek olması nedeniyle bu festivali önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Sanat bir topluma derinlik kazandırmaktır. Sanat toplumların yaratıcılığın yansıması olduğu gibi birleştirici bir güce de sahiptir. Sevgim ve muhabbetlerimi sunuyorum. Benden önceki konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi bugün aslında çok daha farklı bir belki sunumla sizlerin karşısına gelecektik. Ancak Ankara'da gerçekleştirilen edin bir saldırı sebebiyle maalesef şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kıymetli valim, çok sevgili konuklar, şunu ifade etmek isterim ki bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurların başında kültür geliyor. Kültür her nesille birlikte yeniden yaşıyor, yeniden canlanıyor. Ve hem maddi unsurları hem de manevi unsurlarıyla birlikte de bir bakıma, bir topluma can veriyor. Bu kültürün de bir toplumun, bu kültürün de bugün itibariyle en önemli bileşenlerinden bir tanesi de sanat. İşte bugün başta Sayın Valimizin liderliğinde ve çok kıymetli ekip arkadaşlarımızla birlikte güzel bir festival organize edildi. Önemli bir festival, konusu itibariyle belgesel film festivali olarak tanımladığımız bu festivalle aslında yaşadığımız veya yaşayacağımız pek çok farklı unsura veya sahneye dramatik renklerle birlikte hayat verilecek. Elimde saldırı olduğu için maalesef şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımız var. Onlara da, ailelerine de şifalar diliyorum. Allah böyle menfur saldırılar göstermesin. Tabii bugün burada sizlerle birlikte bir hayali gerçekleştirmiş olmaktan son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum. 8 ay önce temellerini attığımız, bugün ise sanatın ve hikayelerin buluştuğu bu festivale hayallerimize hayat veriyoruz. Sinemanın sihrine olan inancımızla her anın ilhamla dolu olacağı bu yolculuğa hep birlikte çıkıyoruz. Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali'ne hoş geldiniz. Biz de ilk kez düzenlediğimiz Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali ile şehrimizin sahip olduğu kültürel, doğal ve sanatsal potansiyelini bir kez daha ortaya koymayı hedefliyoruz. Tarımdan termal turizme, deniz turizminden sanayiye kadar birçok alanda öne çıkan şehrimiz artık kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adını daha geniş kitlelere duyurma yolunda
kararlı adımlar atıyor. Festivalimize 68 ülkeden tam 770 belgesel film başvurusu yapıldı. Davetimize katılım sağlayan 770 katılımcı ekibe saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum. Biz bu festival aracılığıyla Yalova'nın geçmişten gelen kültürel mirası ve doğal zenginlikleri ile insan hikayelerini tüm dünyanın, sinemanın evrensel diliyle anlatmak istiyoruz. Bir sonraki yıl hedefimizi daha da büyüterek uluslararası sinemacılarımızı şehrimizle buluşturmak istiyoruz. Ve soluklanmak için birebirdir onlar. Yürüyorum patikalarda, ayak altında irili ufaklı taşlar. Bir de bakıyorum ki demet demet çiçekler beni karşılar. Sanki yollara halı gibi bürümüş yemyeşil duran yosunlar. Kabarık ve yumuşacıktır o güzelle piska benzeri saçlar. Bir ağaca doğru yaklaşıyorum giderek, dinlemek için. Acaba bana bu ağaç ne der? Öyle kucaklıyorum ki ağacı içten gelen bir sevgiyle. Öyle bir bağ hissediyorum ki sanki tutuşmuşuz el ele. Bir süre sonra düşüyorum yeniden patika yola. Bir de bakıyorum ki gelmişim şırıl şırıl akan bir pınara. İşitiyorum bir yandan hayvan seslerini. Bekliyorum sessiz. Onlara karşı hiçbir zaman olamam zaten hissiz. Dinliyorum diğer taraftan kuşların birlikte ötüşünü.